Sevgili Kayaylec kanal takipçileri herkese merhabalar. Geçenlerde internette gezerken Hintli bir kardeşimizin diyotları paralel bağlayarak 20000 amperlik bir dev diyot yaptığına denk geldim ve bu yaptığı dev diyotla kuvvetli bir DC motoru çalıştırdığına denk geldim. Şimdi ben size bu 20000 amperlik bir diyot Yapılabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ve bununla yüklerimizi, bu bir motor olabilir. Bir DC gerilimle çalışan herhangi bir malzeme olabilir. Ee, yüklerimizi çalıştırabilir miyiz bu dev diyotla? Onu anlatacağım. Mesela buna bir örnek olarak şunu gösterebilirim. Koşu bantlarının motorları DC gerilimle çalışır arkadaşlar. 180 volt, 200 volt 220 volt gibi gerilimlerle DC olarak çalışır koşu bantlarının motorları. İşte bu gibi kuvvetli DC motorları bu 20000 amperlik dev diyotla çalıştırabilir miyiz, çalıştıramaz mıyız? Sizlere bu videoda onu anlatacağım. E, fakat videoya geçmeden önce her zamanki gibi küçük bir sponsorluk reklamımız var. Bu sponsorluk reklamımızı izleyelim. Daha sonrasında da hemen 20000 amperlik bu dev diyot nasıl olur veya olur mu olmaz mı? Bununla ilgili videomuza geçelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi 20.000 amperlik dev bir diyotun yapım videosundan bazı safhalar görüyorsunuz. Bu videoda Hintli kardeşimiz 6 amperlik büyük diyotları paralel bağlayarak bir dev diyot yapmış. Bakın bu 6 amperlik diyotlardan benim elimde de mevcut. Gördüğünüz gibi şu diyotları birbirine çok sayıda paralel bağlayarak 20.000 amperlik tepe akımına sahip 400 volt 300 amperlik dev bir diyot yaptığını iddia etmiş ve bu dev diyotla da DC bir motoru çalıştırmış arkadaşlar. Fakat elektronikte bu tip bir bağlantı mümkün müdür? Paralel bağlayarak diyotların gücünü artırabilir miyiz ve bununla DC yüklerimizi çalıştırabilir miyiz? Ona gelelim. Öncelikle bilmeyen arkadaşlarımız için diyotun ne olduğundan bahsedelim ve nasıl çalıştığından bahsedelim. Diyot elektronikte elektrik akımının tek yönlü geçişine izin veren malzemelerdir arkadaşlar. Bakın çizgisiz bir bacağı var, bir de çizgili bacağı var. İşte bu çizgili bacak diyotun bu kısmına eksi gerilim uygulanması gerektiğini, bu kısmına da artı gerilim uygulanması gerektiğini bize anlatır. Bu eksi kısma katot deriz elektronikte, çizgisiz kısma da anot deriz arkadaşlar. Bir yük bağlayacaksanız bu bir DC motor olabilir, DC gerilimle çalışan herhangi bir şey olabilir. Bu diyotu o DC gerilimle çalışan malzemenin önüne attığınızda Uygulayacağınız gerilim asi gerilim olsa bile yani dalgalanan devamlı yön değiştiren bir gerilim olsa bile bu gerilimin artı gerilimleri diyotun bu anot kısmına geldiğinde artıların geçişine izin verecek ve bağladığımız yükün bir kutbuna devamlı artıların geçmesine diğer kutbuna ise devamlı eksilerin geçmesine izin vereceği için DC malzememiz çalışacak. Onun haricinde DC gerilimle çalışan yükler AC gerilimde çalışamazlar arkadaşlar. Çünkü AC gerilim devamlı yön değiştirir. Bu şehir şebekemizde de mesela bizim kullandığımız şehir şebekemizde prizdeki elektrik akımında da böyledir. Şehir şebekemizdeki gerilim saniyede 50 kere yön değiştirir arkadaşlar. Bir artı gerilim olur, bir eksi gerilim olur. Bir artı gerilim olur, bir eksi gerilim olur. İşte siz de bu e, AC gerilimi DC yükleri uygulayabilmek için diyotları kullanırsınız. Diyotlar devamlı tek yönlü akımları geçirir. Ters yönlü akımların geçişine izin vermez. Ve DC yani bir ucu artı bir ucu eksi olan yükün devamlı artı ucuna artıların gitmesine eksi ucuna da eksilerin gitmesini sağlar diyotlar. İşte bu sayede diyotları biz tam dalga doğrultucu, yarım dalga doğrultucu ve Köprü tipi doğrultucular olarak elektronik malzemelerin bir çoğunda kullanırız. Tabii tüm DC yükler 220 voltla çalışmak zorunda değil. Daha düşük gerilimlerle çalışan DC yüklere de trafolar vasıtasıyla AC gerilimleri düşürüp, düşürülmüş AC gerilimi diyotlarla doğrultup DC yüklerimize uygularız. Neyse diyotu anlatma fazla biraz uzun sürdü. Hemen şimdi bu diyotlarla bu kadar yüksek akımlı diyotlar elde edilebilir mi? Ona bakalım. Biraz önce söylediğim gibi bu videoda arkadaş bu diyotları paralel bağlayıp gücünü artırmayı hedeflemiş. Ve videoda sanki öyleymiş gibi bizlere lanse etmiş. Fakat öyle değil arkadaşlar. Diyotlar elektronikte paralel bağlanmaz. Ve diyotların gücünü bu şekilde artıramazsınız. Bunun sebebine gelince arkadaşlar diyotların her birinin eşik gerilimi dediğimiz iletime geçmesi için gereken bir gerilim söz konusudur. Siz elektrik akımını uyguladığınızda diyotun kendi eşik geriliminin üzerine çıkmadığınız sürece diyot iletime geçmez. Diyelim ki bu elimdeki diyot için bu eşik gerilimi 0.7 volt olsun. Bu diyotun siz 0.7 volta kadar uygulayacağınız gerimlerin geçişine izin vermemesi 0.7 volta geldiğinde ve 0.7 voltun üzerine çıktığında gerilimlerin artık geçişine izin verdiği anlamına gelir. Bu eşit gerilimi diyotların fabrikada üretimi esnasında hiçbir diyotta eşit olmaz arkadaşlar. Yani üretimden kaynaklı işte içerisindeki bu yarı iletken malzemelerin fabrikasyon olarak birleştirilmesinde gerçekleşen bir dengesizlik söz konusudur. Bir diyot 0.698 voltta iletime geçerken diğer bir diyot aynı bantta aynı seride üretilmesine rağmen 0.702 voltta iletime geçebilir. Bu da diyotların paralel bağlanamayacağı anlamına gelir. Yani siz isterseniz 1000 tane diyotu paralel bağlayın. Siz elektrik akımını bu diyota uyguladığınızda bazı diyotlar diğerlerinden anlık olarak daha erken iletime geçer arkadaşlar. Bu erken iletime geçme durumu anlık olarak gerçekleştiği için ve diğer birçok diyot iletime geçemediği için o an kısmında yani çok düşük bir anda diğer diyotlar iletime geçemediği için sizin yükünüzün çekeceği yüksek miktardaki akım o ilk iletime geçen diyotların üzerinden akar. Ve o ilk iletime geçen diyotlar o kadar yüksek akımı kaldıramayacağı için o diyotlar bozulur. Anında bozulur arkadaşlar. Ve o diyotlar bozulduktan sonra bu olay diğer diyotların da aynı bu şekilde davranmasına sebep olup bazılarının yine erken iletime geçmesi ve hemen onların bozulması akabinde diğer kalan diyotlardan da yine bazılarının erken iletime geçmesi ve daha yüksek akımlarda o diyotların üzerinden akım geçmesine ve sırasıyla diyotların mısır patlatıyormuşçasına pata, pata 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 hepsinin teker teker sırasıyla arızalanmasına, bozulmasına yol açar ve tüm diyotlarınız arızalanmış olur arkadaşlar. Şimdi bu videoda gördüğünüz gibi arkadaş bir DC motoru bu paralel bağladığı diyotlarla çalıştırmış ve bu diyotun üzerinden anlık olarak bazı akımların geçmesini sağlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DC motora bu diyotlarla yaptığı dev diyottan belli aralıklarla voltaj uyguluyor ve bu motorun çalışmasını sağlıyor. Fakat burada bilmeniz gereken nokta şu. Bakın şu tahta üzerindeki düzenekte trafo, kondansatör ve köprü diyotun olduğu bir düzenek var ki bu düzenekte kullandığı şu kare köprü diyot 50 amper 1000 volt kaldırabilecek bir köprü diyot arkadaşlar. KP, KPBC 5010 diye geçer. Arattırabilirsiniz internette. 50 amperlik bir köprü diyottur bu. Ve e, buradaki görmüş olduğunuz DC motorda 50 amperin altında boştayken tabii yani motor bakın burada yükte değil. Herhangi bir yükü döndürmek üzere çalışmıyor. Boşta siz gerilimi verdiğinizde yani arkadaş gerilimi verdiğinde çalışıyor. Gerilimi çektiğinde duruyor. İşte boştayken bu kadar yüksek akımlar çekmeyeceği için buradaki diyot bozulmuş olsa dahi yani bu yapmış olduğu dev diyot bozulmuş olsa dahi arka plandaki o 50 amperlik diyot hala diyot görevini yerine getirdiği için motoru rahatlıkla çalıştırmayı başarıyor sevgili arkadaşlar. Bu sayede DC motoru sanki bu dev diyotla çalıştırıyormuş gibi çalıştırıyor. Fakat bu motor herhangi bir yükü döndürmeye kalktığında motor aşırı akım çekeceği için ilk başlangıçta siz gerilimi uyguladığınızda biraz önce dediğim gibi diyotlar sırasıyla mısır patlağı gibi pata pata pata, pata patlamaya başlayacak. Ve sonuçta tüm diyotlar bozulmuş olacak. Burada püf nokta şu arkadaşlar. Dediğim gibi eşit gerilimleri birbirine eşit olmayacağı için diyotların paralel bağlanamayacağı. Elektronikte hiçbir zaman diyotların paralel bağlanması önerilmez ve uygulamada da yapılmaz. Ben hiçbir yerde böyle bir şey denk gelmedim sevgili arkadaşlar. Sizin de diyotları paralel olarak bağlamanızı tavsiye etmem. Çünkü yapacağınız düzenek çok tez zamanda bozulur, arızalanır. Onun için bence paralel bağlamayın. Onun yerine kullanmak isteyeceğiniz yükün maksimum akımını karşılayabilecek tek bir diyot kullanmanız en mantıklı olan eki. Piyasada bu kamçı diyot diye geçen veya biraz önceki videoda da kullanılan o kare tip demir e, köprü diyotlar gibi diyotlar yüksek akımlara dayanabilen diyotlardır arkadaşlar. Bu kamçı diyotlar tek bir diyot olup çok daha yüksek akımları karşılayabilen diyotlar piyasada mevcut. Biraz pahalıdır ama yapacağınız işi de dört dörtlük yaparlar arkadaşlar. Onun için o tip diyotlar kullanmanızı öneririm. Evet sevgili KYLC kanalı takipçileri videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Bu videomuzda buraya kadar bu videoda diyotların paralel bağlanamayacağı ve paralel bağlı diyotlarla herhangi bir DC yükün çalıştırılamayacağını öğrenmiş olduk. Bir başka videoda bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.